Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu using the yani the belirtecinin kullanımı. The eğer ismimiz belirli ise kullanılır. Definite article da deriz buna birazdan bakacağız. Indefinite ve definite'den kastımız nedir diye. Öncelikle e, an ve the'yı birbirinden ayıralım. Indefinite articles dediğimiz e, an ve some gibi article'ların kullanımı. Definite ise belirli olan The'nın kullanımı olacak. Bakın. Carol is in a garden dediğimde Carol bir bahçede. Indefinite belirsiz demek. Yani herhangi bir bahçede. Hangi bahçe olduğunu söylemiyorum. Ama Carol is in the garden dersem buradaki the'dan kaynaklı bahçede dedim. Hangi bahçe olduğu belli. Evin bahçesi mesela. Yine devam edelim. I need an apple. Bunu çevirirken bir elmaya ihtiyacım var. Herhangi bir elma. Ama I need the apple dediğimde elmaya ihtiyacım var. Masanın üstündeki elmayı gösteriyorum mesela. The apple diyerek belirliyorum. Eğer belirliyse ismimiz veya nesnemiz başında the kullanacağız. Bunu unutmayın. Bakın tekrar I want some books çoğul yaptım. Biraz kitaplara yani bazı kitaplara ihtiyacım var. Burada da belirsiz herhangi kitaplar diyorum. Ama I want the books kitapları istiyorum dediğimde ee, örneğin raftaki kitapları gösteriyorum. O kitapları istiyorum. Ya da daha önceden hakkında bahsettiğimiz kitapları istiyorum gibi bir anlam vermiş oluyorum. Devam edelim. Şimdi örnek vereceğiz. Mesela Kate ile başladı. Do you have a car? Bir araban var mı? diye soruyor. Cevap yes I do. Bakın arabadan ilk defa bahsettim. Herhangi bir araban var mı? Arabaya sahip misin? diye soruyorum. O da evet var dedi. Şimdi o arabadan ikinci kez bahsederken the kullanacağım başına. Çünkü artık belirledim. Hangi araba olduğu belli. Onun sahip olduğu araba. Where is the car? Araba nerede? Bunu sorarken bir araba nerede diye sormazsınız. O araba nerede kastettiğim? It is in the garage. Garajda. Artık buradaki the belirli. Garaj dediğimizde ikimizin hakkına da aynı isim geliyor. Evin garajını kastediyor olabilir mesela. O yüzden başında the kullandık. It is in a garage deseydi o zaman herhangi bir garajda demiş olurduk. Şimdi şuna dikkat edin. Az önce söylediğimiz şey çok önemli. İlk defa bahsederken başında en kullanıyoruz. Daha sonra ondan tekrar bahsederken the kullanıyoruz. Çünkü artık belirlenmiş oluyor. There is a dog in the garden. Bahçede bir köpek var. Buradaki a dog herhangi bir köpek oldu. The garden'da evin bahçesini kastediyorum veya e, ikimizin de aklına aynı yer gelen bahçeyi kastediyorum. Şimdi devam ediyorum. Köpekten tekrardan bahsedeceğim. The dog is running after a cat. Köpek bir kedinin arkasından koşturuyor. Bakın şimdi köpekten ikinci kez bahsederken başında d kullandım. Ama kediden ilk defa bahsederken başında e kullandım. Bir kedi dedim. Şimdi kediden ikinci defa bahsediyorum. The cat is running after a mouse. Kedi bir farenin arkasından Koşuyor. Onu kovalıyor dedik. Yine ne yaptık? A mouse bir fare. E, i̇lk defa bahsettik. A e kullandık. Şimdi fareden tekrar bahsediyorum. The mouse is very fast. Fare çok hızlı. Evet. Bu örnek bize çok net olarak gösteriyor. E, buradaki kuralımızı. Buna özellikle dikkat edin. İlk defa bahsederken. A, en Eğer çoğulsa samda da kullanabilirsiniz. E, aynı şeyden artık tekrar bahsederken. Başında. The kullanıyoruz. The kuralı sadece burada bitmiyor. Daha ileri seviyede çok daha farklı kullanımlarını da göreceğiz. Ama her zaman the ile kullanılan bazı isimlerimiz var. Buradaki kuralımız şu. Doğada tek olan veya bir ülkede de tek olabilir. Şeyler her zaman belirlidir. O yüzden başında the kullanırız. Mesela the sun, güneş. Bir güneş demezsiniz hiçbir zaman. Çünkü güneş tektir. E, Türkçe'de de öyle yaparız. Bir güneş var demeyiz. Dışarıda güneş var deriz. Oradaki d oluyor. The moon, ay bu da tek olduğu için başında the kullandık. Bir ülkede bir tane kral olur. The king. Yine bir tane kraliçe olur. The queen. O yüzden bunların başında the var. Bir tane başkan olur. The president. Gökyüzü tek olduğu için the sky diyorum. E, birden fazla gökyüzü olmaz. Türkçe'de de bir gökyüzü, iki gökyüzü demeyiz. E, sadece gökyüzü diye ifade ederiz. The weather mesela. Havayı kastediyorum hava durumundan konuşurken. Yine orada başında the olmak zorunda. Şimdi örnek cümlelerimiz. The sky is dark now. Burada a sky ya da sadece sky olmaz. E, gökyüzü şu anda karanlık diyorum. The sky. Yine the sun is shining. Güneş parlıyor dedim bakın. Yine the sun. I see the president on TV. Başkanı televizyonda görüyorum diyorum. Bakın başkan ülkede tek olduğu için başında the. Çünkü the president dediğinizde herkesin hakkına aynı kişi gelecek. The weather is very nice. Hava çok güzel dedim. Şimdi bu konuya ek olarak bir de generalizations var. Bu the'dan farklı olarak genelleme yaparken kullandığımız yapılar. Başında e, en, the kullanmadığımız örnek. Apples are good for you. Bakın çoğul yapmış zaten. Elmalar senin için iyidir. Genel konuşuyorum burada. Herhangi bir elmayı kastetmiyorum. Belirli bir elma değil. Elmalar iyidir. Genellemelerde başında hiçbir şey kullanmayız. Yine benzer bir örnek. Rice is important for our economy. Ekonomimiz için pirinç önemlidir diyorum. Yine pirincin başında hangi pirinç olduğunu belirlemiyorum. Genelleme yaptığım için hiçbir şey koymadım. Students always do their homework. Öğrenciler her zaman ödevlerini yapar. Yine burada e, sınıfın öğrencileri değil, belirli öğrenciler değil. Genel konuştuk. O yüzden öğrenciler hakkında e, genel bir ifade olduğu için başında d yok, e, n yok. Music is necessary for everyone. Müzik herkes için gereklidir diyorum. Yine başında hiçbir şey yok genelledik. Evet arkadaşlar, şimdi biraz daha fazla örnek verelim. The earth revolves around the sun. Artık bunu öğrendik. Dünya tek. The earth. Güneş de tek. O yüzden the sun. O zaman dünya güneşin etrafında döner derken ikisinin başında da the kullandık. I see the moon in the sky every night. Ayı gök, her gece gökyüzünde görürüm diyoruz. Bakın the moon ve the sky her zaman the ile kullanılıyordu. The king is giving a speech now kral şu anda bir konuşma yapıyor, konuşma veriyor gibi bir ifade. Bakın a speech bir konuşma oldu. Orada belirli bir şey değil ama the king belirli. Jack has a nice family. Jack'in iyi bir ailesi var. Bakın burada bir aile anlamını verdik. O yüzden başında e. Michael is buying a new house now. Michael şu anda yeni bir ev satın alıyor. Bakın e, belirli bir evi satın alıyor. O hakkında konuştuğumuz evi satın alıyor deseydik o zaman the house derdik. Ama bir ev satın alıyor diye bahsederken a new house dedik. My father is sitting in the kitchen right now. Babam şu anda mutfakta oturuyor. Burada evin mutfağını kastediyorsak her zaman the kitchen diyeceğiz. Ama herhangi bir mutfakta oturuyor ama hangisinde bilmiyorum derken o zaman in a kitchen olur. Zaten o cümleyi de çok kurmayız. Evet arkadaşlar bu dersimizde the'nın kullanımını e, en, sam yapısından farkını gördük. Belirli olması önemliydi bizim için. Buna özellikle dikkat edin. Yine aktivitelerimizi çözün, bol egzersiz yapın, kendiniz de örnekler vermeye çalışın. Bir sonraki dersimizde yeni konumuzla devam edeceğiz.